Orta bir halı yüzle havlu nakış diyoruz. 12 iğne tek kafa. Burada 4 renkli bir desen çalıştık. Çınar'ın sünnet hatırası. Kasnağın altına sadece tele gerdim. Bu şekilde üzerine bir tel dikişiyle programda tutturdum. Yeri belirliyoruz. Tel dikişini atıyor makine. Sonra nakışa başlıyor. Sonra üzerine koyduğum jelatin çökme yapmasın. Pamuklu yüzeyde böyle iplikler kaybolmasın diye. Bu bunun hilesidir. Sonra yırtılıyor çok basit şekilde. Sonra sayfa gibi böyle çeviriyorum. Buraya yeni havluyu koyuyorum. Sonra ondan akışlıyorum. Kaldırıyorum. Buraya da koyuyorum. Süreci göreceksiniz. Tek bir kasnakta bu deseni ben 3 havluya işlemiş oluyorum. Uğraşmamak için. Havluyu koyuyorum. Deseni oturtuyorum. Start'a veriyorum. Makine devam ediyor. Yeni havlumu yerleştirdim. Üzerine poşetimi koydum. Hizamı da aldım. Start diyorum. Benim için öncelikle 10 milimetre adıma sahip geniş bir tel dikişi atıyor. 10 milimetre olduğu için çok rahat sökülüyor bu. Gördüğünüz gibi büyük büyük bir düz dikiş atıyor. Sonra buradan ilk nazar boncuğunu yapmaya başlıyor. Bu benim hizam. Sonra bir daha katlayıp buraya da aynı şekilde 3. havlumu da yerleştiriyorum. Böylelikle hem tekrar tekrar kasnağa bağlama derdi olmuyor. Tek kasnakta 3 tane, 5 tane yapacağınız materyale göre, boyuta göre desen yerleştirebiliyorsunuz. İkinci havlumuzdan akışlandı. Dediğim gibi burada 1, burada 2. Bunu bu şekilde kaldırıyoruz. Açtığımız alanda 3. havlumuzdan akışlayacağız. Tek kasnakta 3 tane havluyu bitirmiş oluyoruz. Bitmiş halde 1, 2, 3 tane sünnet havlumuz var. Desenimiz bir tık dar olsaydı buraya 4 tane de sığardı. Böyle yan yana 2 tane falan sığıyordu. Ama boy 32 olduğu için 7,5 santimden 3 tane havlu sığdırabildim. Bu şekilde hem alandan tasarruf ediyorsunuz hem de bağlama sökme derdiyle uğraşmıyorsunuz. Daha pratik ve hızlı oluyor bu şekilde. Bu da bir fikir olsun. Bunu tüm makinelerde uygulayabilirsiniz zaten. Kasnaktan tasarruf gibi. Fortiver'da bu şekilde kullanmış olduk. Bitmiş halde bu şekilde.